nasıl öngörüyorsunuz? Ya bir şimdi tarihle ilgili bir şeyiniz var mı ya, tarihle ilgili? Şimdi birinci ve ikinci dünya savaşları başlarken bir dünya savaşı başlatalım diye çıkmadı. Ama gelişim bir küresel savaşa doğru döndü. Şimdi diyorum ki böyle bir çatışma da, hani niçin üçüncü dünya savaşı diyorum? Çünkü bu da küresel bir savaşa çok kısa sürede dönüşür. Ve nükleer eşikte kolay sürede geçilebilir. Peki bunu zamanlamasınız o. Türkiye iktidarlı hareket ederse, aklıyla hareket ederse Karadeniz'de çıkışını engelleyebilir. Yani biraz önce anlattığım gibi Karadeniz'de güç kullanarak ihracat yaptırma, Ukrayna'ya tahıl ihracatı yaptırma seçeneğinden hem kendini korur hem NATO'da böyle bir girişimi veto ederek Karadeniz'den neşet edecek böyle bir savaşı engelleyebilir. Ama Türkiye Bey, ama bak sizin cevabınızdan şu anda yola çıkıyorum. O zaman da NATO der ki madem beni almıyorsun kendi boğazlarından, Karadeniz'e beni sokmuyorsun, o zaman Türkiye olarak sen Bulgaristan ve Romanya NATO ülkeleri olarak kendiniz Karadeniz'den Ruslara müdahale edin der o zaman. Hakkıdır yani. Yok değildir. Siz de şöyle diyeceksiniz ona. Diyeceksiniz ki böyle bir girişimin içinde olmam benim Rusya ile savaşmam anlamına gelir. Evet. Bu ülkemi böyle bir tehlikenin içine atmamın uygun olmayacağı anlamındadır. Zaten meclisten böyle bir karar da çıkaramam. Halkımın böyle bir onayı da bu işin içinde olmaz. Demek ve direnmektir. Ama karşı taraf gücünü biraz da nereden alıyor biliyor musunuz? Senin daha önceki gönderdiğin yanlış mesajlardan ve tek adam rejiminden. Çünkü tek adam rejimlerinde genelde demokratik ülkeler böyledir. Masaya oturduğu zaman işte bir başkan, bir başbakan kendisine baskı geldiği zaman der ki buna ben karar veremem ki. Bunu meclisten geçiremem der. Bunu halkıma onaylatamam der. Bu yargıdan döner der. Ama herkes biliyor ki bugün Türkiye'de bu iktidarın ne yargıyı, ne meclisi, ne halkı taktığı yok. Her şeyi yapabilir olan gücünü bildikleri için çok kolaylıkla Türkiye'ye ödün verdirebilirler. Böyle bir maceranın içine sokabilirler. Onun için biz burada uyarmaya çalışıyoruz. Böyle bir yanlışın içinde asla ve kata olmamalıyız. Savaş, herkes savaşa güle oynaya gider. Kimse güle oynaya gelmez. Bunlar barış içinde diplomasiyle yapılabilecek şeylerdir. Amerika'nın çıkarları bunu gerektiriyor olabilir. Türkiye'nin çıkarları bunu gerektirmemektedir. Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve kollamak, güvenliğini en üst seviyede tutmak iktidarın birinci görevidir. Peki şimdi Montreux'un tabii burada önemi ortaya çıktı değerli seyirciler. Zaten önemi uğruna gözü altında kalmıştı Türkiye, Ertürk ve diğer amiraller. Ve ne kadar haklı olduklarını da şu anda da görüyoruz. Bakın ne kadar önemli işte bu anlaşma ve Türk boğazları konusu. Koskoca NATO, ABD bile şu anda bize ya da şu an hükümete de bir taraftan muhtaç durumda. Çünkü onay vermesi lazım ki gelsinler. Ama bu iş öyle kolay olmayacak. Tek buradaki sorun